süreç. Bu yeni süreci yenilenerek karşılamaya çalışacağız. 11-12 Kasım'da yerel seçimlerle ilgili yerel yönetimler konferansı var Ankara'da. Onu da yakından takip edeceğiz tabii ki. Bu sizin bir anlamda yerel seçimlerle ilgili stratejinizi belirleyeceğiniz bir toplantı değil mi? Yani şöyle bir yerel yönetimler anlayışımızı tartışacağız. Sadece yani seçimlerde ne yapacağımız konusunda yapılan bir konferans değil. Hem yerel yönetimleri anlayışımız, bakış açımızı biraz yerelden gelen arkadaşlarımızla birlikte tartışacağız. Tabii bir bölümünde de önümüzdeki dönem yerel yönetimlerde ortaya koyacağımız hat, ittifak çizgimiz de orada tartışılacak. Şimdi tabii bugünlerde tam bir hukuk garabeti yaşanıyor. Sizin de daha doğrusu parti olarak yaptığınız açıklamalar var, eş başkanlar olarak yaptığınız açıklamalar var. Yargıtay 3. Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili hak ihlali kararını uygulamaması aslında. Hadi bunu yaptı, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunması. Tamamen siyasi partiler, muhalefet partiler bunu bir yargı darbesi olarak görüyorlar. Ancak bugün Erdoğan'ın açıklaması sonrası bu sadece bir yargı darbesi değil, aslında belki de o darbenin Cumhurbaşkanı tarafından yönetilen bir darbe gibi olduğuna yönelik yorum geldi. Bizzat Özgür Özel'den, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan. Sizin de paylaşımlarınız olduğunu arkadaşlarım göstersinler. X üzerinden görüşlerinizi dile getirdiniz ve aynı zamanda açıklamalar da yaptınız. Diyorsunuz ki Yargıtay HDP kapatma davasıyla başladığı siyasi darbelerine Hatay Milletvekili Can Atalay'ı rehin alıp Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak devam ediyor. Hukuki güvenlik ve kurumsal işleyişi çıkarları uğruna ortadan kaldıran siyasi iktidar, hukuk tarihinin kara sayfalarına adını yazdıran bu olayın baş sorumlusudur. Can Atalay derhal serbest bırakılsın. Türkiye'de hukuk sisteminin ve tüm yasaların demokratikleşmesi için siyasi partiler devreye girsin çağrısı yapıyoruz diyorsunuz. Bu çağrıyı yaptığınızda daha henüz Erdoğan yargı kararını, daha doğrusu Yargıtay kararını henüz daha üstlenmemişti. Evet, evet. Ya da yanında durduğuna yönelik bir açıklama yapmamıştı. Şimdi yaptı. Görüşleriniz biraz daha herhalde farklılaştı bu durumda. Evet, evet. Ya maalesef aslında yargı Cumhuriyet'in kurulduğu günlerden beri bir biçimde aslında siyasi erkin denetiminde ya da gölgesinde kararlar alabiliyordu. İşte istiklal mahkemelerini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. İstiklal mahkemelerinden denizlerin idam edilmesine, en son işte Keceke davaları, Kobani Kumpas davası, HDP kapatılma davası, yakın süreçte siz yaşadınız işte Merdan Bey'in yapmış olduğu çok normal, masumane, doğru bir demeçten dolayı yani cezaevine gitmesini hep beraber istiyoruz. Bir biçimde yargı aslında siyasi erkin, bazen yakın, bazen biraz daha dolayı etkisinde kaldı. Yani o darbe mekaniğinin içerisindedir. Biz bunu bir darbe olarak nitelendiriyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar karşısında Yargıtay'ın vermiş olduğu karar gerçekten kabul edilir değil. Can Atalay gerçekten de bir seçilmiş bir milletvekilidir. Daha önceki dönemlerde milletvekilliklerin dokunulmazlığı vardı. Dönem sonuna bırakılırdı ama maalesef şu anda ana muhalefet partisi olan işte CHP'nin de oylarıyla birlikte milletvekilliklerinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Bu da yargının biraz da elini güçlendirdi. Yakın zamanda da yargı artık bir siyasi iktidarın denetimindedir. Hatta sarayın denetimindedir. Onun direktifleriyle hareket ettiklerine dair o kadar çok done, o kadar çok delil ortada bulunuyor ki. Biz bunu eleştiriyoruz. Doğru değil. Bu aslında biraz demokrasinin yargıda kalan kimi kırıntıların da yok olmasını sağlayacak bir karardır. Bunun karşısında duruyoruz. Karşısında durulmalı. Bu kararı eleştirmek lazım. Tabii bu yapısal bir sorundur. Yargının yapısal sorunudur. Tekil bir olay değil. Geçmişten günümüze yaşadığımız birçok meselede yargı benzer kararlar vermiştir. Bu da ancak mevcut yasaların, anayasanın, işte mevcut hukuk sisteminin değişmesiyle mümkündür. Biz aynı zamanda açıklamalarımızda buraya da bir çağrı yaptık. Bu biçimiyle Türkiye bir noktaya gitmez. Uluslararası kamuoyunda işte içerideki demokratik değerler açısından her gün geriye doğru gidiyoruz.
Tam da yeni anayasa tartışmalarının yapıldığı bir dönemde aslında hem anayasayı, yasaları, hukuk sistemini yeniden tartışıp demokratik, özgürlükçü, kapsayıcı bir hale getirebiliriz. Yani şimdi hukukçuların söylemine göre tabii ki o maddeleri teker teker sıralamaya gerek yok. Anayasanın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar uygulanması gerektiği zorunlu bir karar. Evet. Her türlü yargı organları tarafından da aynı zamanda tabii ki tüzel kişiler de birlikte olmak üzere. Ama Yargıtay üyeleri bu uygulamak yerine suç duyurusunda bulunuyorlar Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında. Bu aslında Türkiye'de birlik ama belki de dünyada birlik. Evet. Tam olarak tabii araştırmamız gerekir belki. Böylesine bir şimdi iki mahkemenin karşı karşıya kaldığı bir durum söz konusu. Yargı içerisinde bunu çözmek de mümkün olamayacağı anlaşılıyor. Çünkü doğrudan Erdoğan bugün yaptığı açıklamayla taraf olduğunu söyledi. Yargıtay'ın dedi aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Şimdi şöyle bir durum var. Zaten Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin işte birkaç yıldır kapatılmalı, kararlarını tanımıyoruz. Yani bizzat sarayın kendisi, Cumhurbaşkanı'nın kendisi bu konuda defalarca demeç verdi. En son iktidarın küçük ortağı zaten sabah akşam yatıp kalkıp Anayasa Mahkemesi ve HDP ile ilgili demeçler veriyordu. Yani yargının buradan etkilendiği zaten apaçık aleni bir şekilde ortadadır. Kendisine vazife olmayan, aslında kendi işi olmayan bir şeyi yaparak belki bir ilke imza atmıştır. Burada aslında yargının ne kadar bağımsız olduğu, ne kadar demokratik değerlere, uluslararası hukuk kurallarına uygun kararlar vermediğini de bir kez daha gördük. İktidarın her gün kapatılsın, kararlarını tanımıyoruz. İşte bu karar kendilerine hizmet etmeyen, işte siyasi iktidarın içine gelmeyen bütün kararlar hangi mahkeme tarafından verilirse verilsin tanınmıyor. Bir biçimde hukuk tanınmıyor. İşte kendisine yakın olmayan yargı tanınmıyor. Şimdi bir biçimde bu Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu son kararla birlikte oraya da bir operasyon çekmek istiyorlar. Nitekim hem iktidar partisinin işte danışmanlarından birisi hem de küçük ortağın yöneticilerden birisi o yönlü bir mesaj verdi. İşte Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalıdır ya da yeniden düzenlenmelidir. Yeniden düzenlenmeli demek ki aslında siyasi iktidarın işte denetimi altında olan, onun pratiklerine uygun adım atan, karar veren, kırıntısı kalan mevcut yargıyı da ortadan kaldırmaya dönük bence bir yaklaşımdır. Şimdi aslında yargı organları tamamen iktidarın güdümünde. Anayasa Mahkemesi'nden bazen böyle hani karşı çıkabilecekleri ya da eleştirdikleri bazı kararlar çıkabiliyor. Nadir de olsa aslında. Yani sonuçta Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini de çoğunlukla Cumhurbaşkanı atıyor. Dolayısıyla oradan yani bazı maddeleri kendi istediği gibi yorumlanmasını istiyor. Özgürlükçü bir yorumlamaya